YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 91. Oscar ödülleri pazar gece yarısı sahiplerini bulmadan hemen önce 8 anadalda, ödül törenindeki 8 anadalda tahminlerimi ve temennilerimi paylaşıyorum. Evet, de bu sene sürprizlere açık bir sene olduğunu yeniden eklemek gerek. Daha önce en iyi film ve en iyi yönetmene yabancı dilde olup aday olan film sayısı 6'ydı ve bunların hiçbiri en iyi film ödülüne ulaşmadı. En iyi yönetmene de ulaşmadı. Bu sene Roma bu istatistiği yıkabilecek mi? Alfonso Cuarón daha önce Latin Amerikalı ilk yönetmen olmuştu Oscar ödülünü alan Gravity ile. Ve burada da en iyi film istatistiğini yıkabilecek gibi bir tabloya gitmeye başladı. Zira karşısında net bir rakip yok. Çok istatistikler çok tuhaf noktaya gitti. Green Book gerçekten hani arkasında geliyor iddialarda, bahislerde. Ama Green Book Oyuncular Birliği'ne aday olmadı. BAFTA'da en iyi yönetmen aday olmadı. Ve Senaristler Birliği'nin ödülünü bile almadı. Sadece Yapımcılar Birliği'nin ödülünü aldı. Sadece Yapımcılar Birliği ödülüyle zafere ulaşma çok kolay değil gibi. Oyuncular Birliği'ne de aday olmayıp sadece The Shape of Water ve Braveheart ödüle ulaşmıştı. Ama onlar da BAFTA'da en iyi yönetmen aday olmuştu. Böyle bir tablo var açıkçası ve Green Book ikinci sırada, The Favorite üçüncü sırada gözüküyor. The Favorite çat diye ödül alırsa kimse şaşırmasın. Ama tuhaf bir sürpriz de olabilir. Bohemian Rhapsody Altın Küre'de üçüncü sıradayken dramada en iyi filmde bir anda ödül almıştı. Bu sebeple Black Klansman belki de hani her ödül töreni farklı tercih yapıyor. Mantığı ışığında bir anda ödülü alabilir. 4. 5. sırada olsa da ve Black Panther'da Oyuncular Birliği'nin ödülünü alarak böylesi bir istatistiği yerine getirme şansına kavuştu. Spike Lee'nin Black Klansman aslında ödülü alırsa ilk kez Afro-Amerikalı iki isim sahneye çıkıp en iyi film dalında ödül almış olacak. Ve hem BAFTA'da en iyi yönetmen adayı oldu hem Oyuncular Birliği'ne adayı oldu. Böylesi istatistikleri de dolduruyor Green Book'a Nazi ile yaparcasına ve Black Panther'da BAFTA'da hem filmde yok hem yönetmen de yok. Bu sebeple hani siyahi hikayesi olarak Black Klansman bir anda çat diye ödülü alabilir. Ama Roma tabii ki önde ve bir istatistikleri yıkacaksa bir film Roma yıkacak. The Favorite'da zaten SG bile aday olmadı. Böyle bir tablo var açıkçası. Bu sene hangi film alırsa şaşırtmaz. Roma bir adım önde olsa da bahislerde de ama Roma'da bir istatistiği yıkarsa da Roma'nın böyle bir istatistiği yıkması başyapıt seviyesinde bir filmin sevindirici olur açıkçası. Hak eden Roma zaten. Ama alabilecekler arasında Green Book, The Favorite, Black Klansman, Black Panther'ı da işin içine sokmamız lazım. Bunlarsız bir tahmin yapmak zor gerçekten. Her biri de alabilir açıkçası. En iyi yönetmende daha önce 20 tane yabancı dilde film çeken yönetmen aday olmuştu ama bunların hiçbiri Oscar'a ulaşmamıştı. Ama bu sene bu istatistik kırılacak ve devre dışı kalacak açıkçası gibi gözüküyor. Alfonso Cuarón çok önde gidiyor açıkçası. Bütün ödülleri topladı. Bu sebeple ödül alacak gibi ama o almazsa Spike Lee bu kategoride ödüle ulaşan ilk Afro-Amerikalı yönetmen olabilir. İkinci sırada o var. Hak eden de Cuarón. Rami Malek açıkçası çok fazla öncesinde öne çıkarılmasa da Bohemian Rhapsody ile Altın Küre'den başlayan bir ivme yakaladı. Ve oradan itibaren de bütün ödülleri silip süpürdü ve bu dalda da ödül alacak. Ama onun karşısında Christian Bale de var. Onu unutmamak lazım. Bohemian Rhapsody'nin ilginç bir ivmesi oldu bu sezon. Oscar sezonunda yönetmeni pedofil olduğu düşünülmesine karşın yönetmeninin bu bir anda tepkiye dönüşürse Christian Bale'a dönebilir her şey. Christian Bale'da Vice'da çok iyi bir performansı var. Onu da unutmamak lazım. En iyi performans ise bu kategoride bana göre Rami Malek. Gecenin en büyük çekişmelerinden biri Olivia Colman ile Glenn Close arasında yaşanacak. Açıkçası burada Glenn Close Oyuncular Birliği'ni kazandı.
eleştirmenlerin seçimi ödüllerini kazandı. Altın Küre'de dramada en iyi kadın oyuncuyu kazandı. Olivia Colman ise Altın Küre'de komedi müzikalde en iyi kadın oyuncu kazandı. Eleştirmenlerin seçimi ödüllerinde komedide en iyi kadın oyuncu kazandı. BAFTA'da ise en iyi kadın oyuncu kazandı. İkisi arasında bir yarış var. Ve açıkçası daha önce 2006 yılında Julie Christie Away From Her ile kesin alır, alıp götürür diye düşünülürken Marion Cotillard Altın Küre'de komedi müzikalde en iyi kadın oyuncuyu aldıktan sonra BAFTA'da da son dakika en iyi kadın oyuncu kazanıp çat diye en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı ve rolü de Fransızcaydı. Ve burada da öyle bir tablo devreye girebilir. O dönemde Julie Christie ödülü alsa belki de en yaşlı ödülü alan üçüncü isim olacaktı. Bu kategoride Jessica Tandy 80 yaşında Driving Miss Daisy ile ödülü almıştı. Katharine Hepburn dördüncü ödülünü On Golden Pond'la 74 yaşında almıştı. Glenn Close kazanırsa en yaşlı ödül alan üçüncü isim olacak ve 70 yaşın üzerindeki üçüncü isim olacak. Böyle bir tablo var. Oscar'da böyle şeyler geçerli oluyor mu tartışılır. Ama Glenn Close SAG'de en iyi kadın oyuncu ödülünü alarak en yaşlı ödül alan kadın oyuncu unvanını eline geçirdi Oyuncular Birliği'nin. Ama Julie Christie de bunu ele geçirmişti Away From Her'le. Julie Christie Oscar'a ulaşmamıştı o zaman. Olivia Colman mı Glenn Close mu yarışında belki de hani Amerika'da bu dönemde devreye giren ageism yani yaşlıları da dışlama, cinsiyetçi bir şekilde dışlama kavramının devreye girmesiyle öne çıkabilir Glenn Close. Ama her ikisi arasında yarış var. Ben burun farkıyla Olivia Colman diyorum. Ki oradaki hani kadın karakter de The Favourite'deki tam Me Too dönemine uygun bir karakter. Burun farkıyla Olivia Colman diyorum. Hak eden ise Glenn Close. En iyi yardımcı erkek oyuncu da Mahershala Ali bu kategoride aslında son 2 ayda her şeyi silip süpürdü. Bu sebeple onun devrilmesi zor gözüküyor ama devirirse de Can You Ever Forgive Me ile Richard E. Grant devirebilir. Ve açıkçası eğer devrilirse Mahershala Ali bu Green Book'a bir tepki olabilir. Ve en iyi senaryo ödülünü de alamaz Green Book veya en iyi filmde de şansı kalmaz. Oscar töreninin başlangıcı böyle olabilir. Ama Mahershala Ali daha önce zaten 2-3 sene aralıkla ödül alan isimler vardı. Onların arasına katılacak ve bu kadar çabuk, bu kadar birbirinin üzerine ödül alan ilk siyahi isim olacak gibi gözüküyor. Hak eden ise Richard E. Grant. En iyi yardımcı kadın oyuncu da aslında bu sezon hiçbir şekilde net bir tablo karşımıza çıkmadı. Regina King'in adı geçiyordu. Ama Regina King Oyuncular Birliği'ne aday olmadı. Sonrasında BAFTA'ya aday olmadı. Ve bir şekilde de devre dışı kalmış gibi gözüküyor. Hem BAFTA'ya hem Oyuncular Birliği'ne hatta birine bile aday olmadan bu kategoride ödül almak neredeyse imkansız. Ve Regina King bir şekilde devre dışı kalabilir. Zaten daha önce 2 tane siyahi oyuncunun 4 oyuncu kategorisinde ödül aldığına 3 kere tanıklık ettik ve en son bu 2007 yılında gerçekleşmişti. Ve Mahershala Ali alırsa zaten Regina King'in alma şansı kalmıyor. Ama Rachel Weisz belli eleştirmenler birliği ödüllerinde ve en son BAFTA'da yardımcı kadın oyuncuya ulaştı. Ama daha önce yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'da 2 tane kadın oyuncu 2 ödüle ulaşmıştı. Shelley Winters ve Diane West gibi. Amerika'da bilinen oyuncular, Amerikalı oyuncular, Rachel Weisz İngiliz. Bu sebeple bunların bu rekoruna ortak olma şansı olur mu Rachel Weisz'ın tartışma konusu. Bu sebeple de hani Amerikalıların tercihi burada devreye girecek. BAFTA'nın değil. Amy Adams yıllardır ödül alması beklenen bir isim ve bana göre Emma Stone'la birlikte Amy Adams bu kategoride en iyi performansı veren 2 isim. Emma Stone daha bir önde. Emma Stone da alabilir. Çok yardımcı rol gibi değil performansı. Amy Adams biraz geri planda kalsa da Vice'da devreye girdiğinde kendi mizacını hissettirebiliyor. Ve Amy Adams'ın da artık bu 5. 6. adaylığı senesi ödül alma dönemi geldi. Yardımcı dalda özellikle Oscar'ın önemsediği bir isim. Bu sebeple Amy Adams burun farkıyla alır diyorum ben.
Regina King bahislerde önde ama Amy Adams ikinci sırada ve hiç de fena bir durumda değil. Bu sebeple burun farkıyla Amy Adams diyorum ama hak eden Emma Stone. Onu da es geçmemek lazım. Ve Amy Adams almazsa da Rachel Weisz alabilir bana göre. BAFTA'yı da kazandığı için. En iyi uyarlama senaryoda Spike Lee onur ödülü hariç ilk Oscar'ını alma yolunda ilerliyor açıkçası. Sadece Senaristler Birliği bu filmi devre dışı bıraktı ve Can You Ever Forgive Me'ye ödül verdi. Ama BAFTA'da bile en iyi uyarlama senaryoda Black Klansman ödülü aldı. Böyle bir tablo var. Spike Lee es geçilmez gibi ama es geçilirse de Can You Ever Forgive Me içeri girebilir. Orada da bir kadın hikayesi olmasıyla hani bu dönemi, Me Too dönemini gerçekten yansıtan bir noktaya gidilebilir. Ama bu dalda bana göre hak eden If Beale Street Could Talk'la Barry Jenkins. Özgün senaryo bu senenin en karışık dallarından biri. Zira Green Book Altın Küre'yi kazandı. BAFTA'yı The Favorite kazandı. Senaristler Birliği'ni aday olmayan 8th Grade kazandı. Böyle bir tablo var. Senaristler Birliği'nde The Favorites giremiyordu. Senaristler Birliği'nin üyesi olmadığı için senaristleri. Ama Green Book orada adaydı. Ama böyle bir ilginçlik var ve açıkçası bu sene biraz birbirinin yerini doldurma olarak geçti. Yani Emily Blunt aday olmadı. Oscar'a SAG ödülünü aldı A Quiet Place'de yardımcı kadın oyuncuda. 8th Grade Oscar'a aday olmadı. Senaristler Birliği ödülünü aldı buna karşılık. Ve orada o olmasaydı belki Green Book alacaktı. Bunu görmezden gelmemek lazım. Bu dalda The Favorite bahislerde önde gidiyor. Ama Green Book'u da es geçmemek lazım. İkisi arasında büyük bir yarış var. Bana göre ikisinden biri alırsa Roma ile en iyi film yarışında daha bir öne çıkar. İkinci sırayı garantiler. Ama ikisi de almazsa First Reformed kazanırsa ki eleştirmenlerin seçme ödülünü kazanmıştı. First Reformed'un da şansını es geçmemek lazım. Öyle bir tablo var. Belki Vice'a da dönebilir ibre. Bana göre hani The Favorite belki hani son 20 senede sadece 2 tane kadın senarist bu dalda ödüle ulaşmıştı. 3. kez olacak bu. Böyle bir tablo varken The Favorite ödüllendirilebilir. Ama BAFTA'nın ödülünü de çok akademi umursamayabiliyor. Geçen sene Get Out'u ödüllendirmişti. Three Billboards çok bariz gözükürken. Bu sebeple Green Book'a dönebilir ibre. Ama Nick Vallelonga'nın da Müslümanlarla ilgili tweet'i çok olay yaratmıştı. Ona özür dilemesine karşın. Oscar'da da bir noktaya geldi film ama ne kadar bu kategoride öne çıkacak tartışılır. Ama burun farkıyla ben Green Book diyorum ama The Favorite'ın kazanmasına da şaşırmamak lazım. Vice ve The Favorite ise bu dalın hak edenleri. Size göre 8 ana dalda Oscar'a hangi filmler ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.